Türkiye'nin her yerinde. Her şey güzellikle başlar. Dona Bonica, senin güzelliğin. İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bugün 16 Eylül 2015 günlerden çarşamba. Günün gelişmeleriyle ben Hakan Bakar, 4 Eylül ana haberle karşınızdayız. Türkiye'yi yasa boğan haberler bu kez Hakkari ve Mardin'den geldi. Eli kanlı teröristlerin hain saldırısında 5 polis şehit oldu, 1 ağır 3 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Selami Altınok seçim güvenliği ile ilgili gerçekleştirilecek olan valiler toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Kurban Bayramı nedeniyle Ahırlar bölgesinde kurulan hayvan pazarının gözdesi 750 kilo ağırlığındaki deve oldu. Sahibinin özenle beslediği deve hayvan pazarında alıcısını bekliyor. Hızlı tren hattı güzergahının değiştirilmesine Sivas'ın farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Gar taksi durağı şoförleri de hızlı tren hattının altyapı çalışmalarının başlamasının ardından endişeye kapıldı. Zekeriya Çınar'ın görevden alınmasının ardından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Altınsoy görevine başladı. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Türkiye'nin yüreğini yakan haberler bu kez Hakkari ve Mardin'den geldi. Teröristler kurdukları bomba düzenini zırhlı araçların geçişi sırasında patlattı. 5 polis şehit oldu, biri ağır 3 polis yaralandı. Şehitlerin memleketlerine ateş düştü. Teröristler bu kez Mardin'de pusuya yattı. Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına bombalı tuzak kuruldu. Tahrip gücü yüksek patlayıcı yol kenarındaki ekmek tandırına yerleştirildi. Zırhlı araçın geçiş sırasında patlatıldı.
Araçta bulunan komiser yardımcısı Oktay İzgi ile polis memurları Sezgin Uludağ ve Çağdaş Arslan şehit oldu. Patlamanın etkisiyle 200 metrelik alanda yer alan 20'yi aşkın ev ve iş yerinde hasar oluştu. Ekipler 3 polisi şehit eden teröristleri bulmak için operasyon başlattı. Hakkari'den de siren sesleri geldi. Teröristler Hakkari Van karayoluna döşedikleri patlayıcıyı zırhlı polis aracı geçerken patlattı. Araçta bulunan polis memurlarından 27 yaşındaki Mehmet Tuhal'la 24 yaşındaki Serkan Çölkesen şehit oldu. 2 polis yaralandı. Mardin ve Hakkari'den gelen haberlerle 5 ev ateş düştü. Sabah önce Hakkari şehitleri uğurlandı. Mehmet Tuval ve Serkan Çölkesen için Van'da askeri tören düzenlendi. Vatanınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Törenin ardından şehitlerden Mehmet Tuval'in naaşı askeri uçakla memlekete Hatay'a, Konya doğumlu Serkan Çölkesen'in cenazesi ise Antalya'ya gönderildi. Hakkari şehitlerinin uğurlandığı dakikalarda 3 aile de aynı acıyı yaşadı. Mardin'deki şehitlerin baba ocaklarına haber sabah ulaştı. 29 yaşındaki polis memuru Sezgin Uludağ'ın babası metanetini korudu, gece gördüğü rüyayı anlattı. Rüyamda kapıyı açtı, baba ne diyorum dedi. İyi oğlum dedim, hayrola bir şey mi var dedim. Yok yok, rahatına bak sen dedi. Birden uyandım. Uyandığım zaman da Allah Allah dedim, şükür dedim. Acaba oğlunu arayayım mı aramayayım mı gece saat 3'te. 40 yaşındaki komiser yardımcısı Oktay İzgi iki çocuk babasıydı. Şehadet haberi üzerine Kayseri'deki evine Türk bayrağı asıldı. 23 yaşındaki Çağdaş Arslan Zonguldaklıydı. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba gözyaşlarına boğuldu. Mesai arkadaşları onları son kez uğurlamak için toplandı. 3 polis için Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Komiser yardımcısı Oktay İzgin'in kardeşi törende fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Çekme, tamam çekme. Ay yıldızlı bayrağı sarılı 3 tabut yapılan duanın ardından şehitlerin memleketlerine gönderildi. Biz de şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanı Selami Altınok, seçim güvenliği ile ilgili gerçekleştirilecek olan valiler toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Valilik ve belediyede ziyaret eden Bakan Altınok, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen valiler toplantısına katıldı. İçişleri Bakanı Selami Altınok, seçim güvenliği ile ilgili gerçekleştirilecek olan valiler toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. İçişleri Bakanı Selami Altınok, öğle saatlerinde özel uçakla Ankara'dan Sivas'a geldi. Bakan Altınok'un Nuri Demirağ Havalimanı'nda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Sivas Valisi Halim Barut, Kayseri, Yozgat, Giresun, Samsun, Tokat, Ordu, Malatya, Amasya ve Erzincan valileriyle emniyet müdürleri ve diğer il protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Sivas Valiliğine geçen Bakan Altınok, Vali Alim Barut'u makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Altınok, valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Sami Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakın Altınok daha sonra bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İçişleri Bakanı Selami Altınok, 26. seçim güvenliği toplantısına katıldı. İlimizde gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz de katıldı. 26. seçim güvenliği toplantısı Sivas'ta gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Selami Altınok'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'le Sivas, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya, Erzincan, Samsun, Ordu, Giresun ve Amasya illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. İçişleri Bakanı Altınok, toplantı öncesi yaptığı konuşmasına, son zamanlarda bölücü terör örgütünce düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. Bu vatan bizim için bir avuç kan şebekesi ve onun işbirlikçisine bırakılamayacak kadar aziz ve kutsaldır ve değerlidir. Bu anlamda terörle mücadelemiz ne pahasına olursa olsun devam edecektir. Bugüne kadar öyle olmuştur. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bunun herkesin bilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Vatanı bölmeye, kaos ortamı yaratmaya, birlik ve kardeşlik ruhumuzu bozmaya çalışan terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Toplantıyla ilgili bilgi veren Bakan Altınok, 1 Kasım 2015'te yapılacak olan 26. dönem milletvekilliği seçimlerinde alınacak olan seçim güvenliği tedbirlerini detaylı olarak görüşme amacıyla valiler, bölge jandarma komutanları, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve diğer ilgililerin katılımıyla bölge toplantılarını yapmaya karar verdiklerini belirtti. Ülkemizde huzur ve güven ortamı içerisinde halkımızın hür iradesinin seçim sandıklarına yansımasını sağlamak, toplantıya katılan 10 ilimizde bir önceki seçimin seçmen sayısıyla yaklaşık 4.745.000 civarındaki seçmenin sorun yaşamadan siyasal tercihini gerçekleştirmesini temin etmek, siyasi partilerimizin ve adaylarımızın yasalar çerçevesinde siyasi faaliyette bulunmaları için her türlü kolaylığı sağlayacak güvenlik önlemlerini almak, örnek teşkil edecek bir seçim sürecini gerçekleştirmektir. Seçimlerin hür ve demokratik bir ortamda yapılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Bakan Altınok şöyle konuştu. Halkımızın iradesinin hiçbir baskı ve etki altında kalmadan hür bir şekilde sandığa yansıması için hükümetimiz ve bakanlığımız bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de her türlü güvenlik tedbirini alma noktasındaki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bu amaçla geçmiş yılların tecrübeleri ve günümüz şartları dikkate alınarak 26. dönem milletvekili seçimlerinde alınacak emniyet tedbirleri konulu genelge ve emirler yayınlanmış 81 il valiliğine gönderilmiştir. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. İslam dünyası kutsal topraklarda yaşanan vinç kazasını üzüntüyle izledi. Faciada hayatını kaybedenlerin büyük bölümü toprağa verildi. Suudi hükümeti hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara ödeyeceği tazminat miktarını artırdı. Kabe'de yaşanan vinç faciasının üzerinden 5 gün geçti. Hayatını kaybeden 110 hacı adayının büyük bir bölümü Mekke'de defnedildi. 200'den fazla yaralının tedavileri devam ediyor. Faciada şehit olan 8 Türk hacı adayından 6'sı toprağa verildi. Mehmet Değer ve Yusuf Alıcı'nın cenazeleri önümüzdeki günlerde defnedilecek. Suud hükümeti hayatını kaybedenlere ödeyeceğini duyurduğu tazminat miktarını artırdı. Kazada vefat edenlerin ailelerine ve engelli kalanlara 267 bin dolar, yaralananlara ise 133 bin dolar para ödenecek. Faciada can veren hacı adaylarının iki yakınıyla yaralandığı için hac farizasını tamamlayamayanlarsa önümüzdeki sene Kral Selman'ın misafiri olarak kutsal topraklarda ağırlanacak. Son günlerde yaşanan terör olayları ve toprağa düşen şehitleri tüm ülkeyi yasa boğdu. Şehitler ardında gözyaşlı bir milleti bıraktı. Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, 4 Eylül TV ekranlarında katıldığı gündem özel programında şehadet makamının yüceliğini anlatırken birlik ve beraberlik mesajları da verdi. Programın diğer konuğu Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise çözüm süresince gelinen noktayı anlattı ve Türk milletinin hiçbir zaman birlik ve bütünlüğünden taviz vermeyeceğini kaybetti.
4 Eylül TV Haber Müdürü Adem Akgül'ün hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına konuk olan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ve Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal son günlerde yaşanan terör olaylarını değerlendirdi. Sayın Balkan, sizle başlamak istiyorum kıymetli hocam. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan sözlerinin başında en yüksek mertebelerden biri olan şehitliğe ulaşan tüm asker ve polislere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de sabır diledi. İslam'ın en önemli öğretilerinden birinin öncelikle Müslümanların bir ve beraber olması olduğunu bildiren İl Müftüsü Balkan, fitne ateşiyle bu birlik ve beraberliğin bozulmak istendiğini kaydetti. Biz burada millet olarak bir tek vücut olur, aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeden dik bir duruş sergileyebilirsek inşallah millet olarak bu imtihanı başarılı olarak atlatmış oluruz. Balkan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçen haftaki Cuma hutbesinde birlik ve beraberlik konusunu işlediğini ve ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat verilmemesini telkin ettiğini anımsatarak şöyle devam etti. Aslında ağır bir imtihandan geçiyoruz. Sınırlarımıza baktığınızda maalesef kirli savaşlar yaşanıyor. Zulümden kaçan milyonlarca insan vatanımıza sığınıyor. Diğer taraftan bizi de millet olarak bu ateş çemberinin içerisine çekmek isteyen, çekmeye çalışan şer odakları var. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Gücümüzü zayıflatmaya, kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışıyorlar. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. İşte birçok hem dahili hem harici ihanetlerle karşı karşıya bir durumdayız ülke olarak. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal da şehitlerimizi rahmetle anarken ailelerine de sabır diledi. Dernek Başkanı Mustafa Hızal, 3 yıllık çözüm sürecinde şehit verilmemesi, gazilerin gelmemesi ve ülkedeki huzur ortamının yaklaşık 30 yıldır beklenen bir tablo olduğunu dile getirdi. Devletin Güneydoğu'da ciddi yatırımlarda bulunduğunu söyleyen Hızal, ancak bu süreç içerisinde terör örgütünün güç kazanmasının bu sürecin kullanıldığının göstergesi olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreci biz şehit aileleri ve gaziler olarak gerçekten bu işin içinde olan ve bu şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının o feryatlarını sürekli duyan bir insan olarak bu işin bir an önce bitirilmesinden yanayız biz tabii ki. Bir an önce herkesin tek dili konuşmasından yanayız. Tek bu Türk bayrağının altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altında hiçbir bizim ayrım gözetmeden hep beraber geçmişte kardeşliğimizi bundan sonra da aynı şekilde devam ettirip gelecek neslimize iyi bir vatan, ülke, millet, örfümüzle, adetimizle, Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle birlik beraberlik içerisinde olacak bir ülke bırakmak zorundayız. Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Hızal, son günlerde derneğin adının kullanılarak vatandaşların dolandırıldığını üzülerek öğrendiklerini ifade etti. Ben buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu tür şekilde davranan, böyle bir oluşum içerisindeki olanlara gerek yetkili organlarımızı arayarak veya bizlerin aracılığıyla da bu tür duyurularını yaparlarsa biz tabii daha çok mutlu olacağız. Çünkü ailelerimiz gerçekten bu konuda çok inciniyoruz. Evet. Yani bize bu tür şeyler geldiği zaman çok üzülüyoruz. Hızal ayrıca program yapımcısı ve sunucusu Adem Akgül'e en kutsal değerlerimizden olan Türk bayrağını hediye etti. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu bayrağı da size takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size. Ben böyle onurlu bir bayrağı Müslüman Türk milleti adına alıyorum. Evet. Onur duyduk. Allah razı olsun. İnşallah bu bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek. Bu ülkemizin birliği ve beraberliği bu şehitlerimizin kanıyla bulanmış bayrağımız dalgalandıkça son bulmayacak. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun. Program İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın şehitlerimiz için yaptığı duayla son buldu. Ya Rabbel Alemin, bizleri ezan ülkesinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Müslüman anneden ve babadan dünyaya getirdin, sana hamdolsun. İlelebet bu kutsal değerlerimizin varlığıyla yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, tarihten bugüne özellikle de son dönemlerde vatan, millet, bayrak, din gibi kutsal değerler uğruna şehadet şerbetini içerek şehit olan aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi.
Sivas Belediyesi, ekonomik getirisi yüksek olan böğürtlenin üretimini Sivas'ta yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, muhtarlara örnek böğürtlen bahçesini gezdirdi. Sivas Belediyesi 2006 yılından bu yana tarım alanında çiftçilerimize örnek olabilecek böğürtlen yetiştiriciliğine devam ediyor. Böğürtlen yetiştiriciliğinin il genelinde yaygınlaşması için çalışmalarda bulunan Sivas Belediyesi Başkanı Sami Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceylan bu kapsamda merkeze bağlı köy muhtarlarıyla Paşabahçe Kütük Ev'de öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından Belediye Başkanı Sami Aydın, muhtarlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü içerisinde bulunan böğürtlen bahçesini gezdirdi. Çok süper başkanım. Yapacaksın abi. Başkanım bunlar kaç yıllık? Hiç önemli değil. Bir yıldan evet. Sonra, bir yıldan sonra veriyor. Şu anda... Burada açıklama yapan Başkan Aydın, bu bitkinin 3-4 ayda bir meyve verdiğini belirterek köylerdeki çiftçilerden de bu bitkiyi yetiştirmek isteyenlere fide vereceklerini söyledi. Şu an böğürtlen tarlasındayız ve bu böğürtlen yaklaşık 3-4 ay sürekli ürün veren bir bitki ve bunun şu an piyasada kilosu 10-12 lira civarında. Hem reçeli, çayı ve birçok şeyi yapılabilen ve Sivas iklimine çok uygun olan bir bitki. Çok değerli olması nedeniyle biz bunun Sivas'ta tarım için örnek bir çalışma olmasını arzu ettik ve isteyen her köyümüze, her muhtarımıza, çiftçimize fidesini verebileceğimizi düşünerek sizleri buraya davet ettik. Aydın, böğürtlenin fiyatının yüksek olduğunu ve ciddi anlamda faydalı bir meyve olduğunu dile getirerek yetiştirildiği takdirde rahatlıkla pazara sunulabileceğini kaydetti. Artık tarımdan Sivas köylüsü para kazanması lazım. Sadece kendi ihtiyacını karşılamak değil, ticaret yapan, para kazanan bir yapıya kavuşması lazım. Bu anlamda ben bizzat sizlerin görmesini arzu ettim. O yüzden sizleri buraya davet ettim. Umut ederim bu programdan sonra birçoğunuz bizden fide alırsınız ve bunları köylerde yetiştirirsiniz. Ve çok iyi yetişen bir ürün. Evet. Çok insan açısından faydalı bir ürün. Ne kadar yetiştirirseniz hepsini rahat pazara sunacağınız bir ürün. Konuşmanın ardından Aydın ve köy muhtarları böğürtlenlerin tadına bakarak tarlayı gezdi. Merkeze bağlı Kurttepe köyünde yaşayan 36 yaşındaki Mehmet Atımdar'ın hayvan pazarına getirdiği 750 kilo ağırlığındaki deve pazarın gözdesi oldu. 15 bin lira fiyat biçilen deveye meraklılar yoğun ilgi gösterirken devenin sahibi Atımdar, devenin tosunlardan daha yüksek fiyata satılacağı konusunda iddialı. Sivas'ta Kurban Bayramı nedeniyle ahırlar bölgesinde kurulan hayvan pazarının gözdesi 750 kilo ağırlığındaki dev oldu. 15 bin lira fiyat biçilen deveye meraklılar yoğun ilgi gösterdi. Merkeze bağlı Kurtlapa köyünde yaşayan 36 yaşındaki Mehmet Atımdar, 16 yıldır beslediği büyükbaş hayvanları Sivas hayvan pazarına getirerek satışa sundu. Uzun yıllardır pazarda deve satılmadığını gören Atımdar, bir süre önce Çorum'a giderek bir deve satın aldı. Atımdar, 6 yaşındaki deveyi besleyerek Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi. Sivas Belediyesi tarafından ahırlar bölgesine kurulan hayvan pazarına getirilen 750 kilo ağırlığındaki deve, meraklıların ilgisini üzerine çekti. Kurban pazarında 30 büyükbaşla aynı ahırda satışa sunulan deve için 15 bin lira fiyat belirlendi. Usta sana 15 lira bulur. Olmaz. Bir daha ağzını değiştir. Bir daha değiştir ağzını. Sen biraz yukarı davran. Kurbanlık almak için pazara gelenlerin dikkatini çeken deveyle çocuklarsa fotoğraf çektirdi. Besicilik yapan Mehmet Atımdar, bir ilk olsun diye deveyi Çorum'dan getirdiğini ve devenin satış fiyatının tosundan fazla olacağını ifade etti. Şu anda pazarda ilk, Cumhuriyet tarihinde Sivas Kurban Pazarı'nda ilk deve geldi. İlk deveyi de ben getirdim, ben satacağım. Ama benim devemden üstün tosun olmayacak. Tosundan fazlaya satmayı düşünüyorum. Satmasam da götüreceğim, seneye getireceğim. Deveyi özel olarak beslediğini söyleyen Atımdar, deveyi diğer hayvanlardan ayrı olarak beslediğini belirtti. Arpayla, armutla, elmayla, yoncayla,
Her çeşit şeylerden yedirdim bu deveye tek olduğu için. Özenti olduğu için. Pazarda deve için sıkı pazarlıklar yaşandı. He? 17 lira alabiliyor musun abi? Olmaz kardeş. Yok 11 lira. Abi. Yok abi. 11,5 olsun. 17 lira abi sana deve. Allah Allah. Var mı başka benzeri Sivas'ta bunun gibi? Kurbanlık almak için gezdiği pazarda deveye talip olan Rıfat Tuna isimli bir müşteri ise fiyatta anlaşamadıklarını söyledi. Kurban pazarına geldim. Anlaşamadık arkadaşla. 12 bin lira verdim. O da 16 bin liranın sonu olur dedi. Anlaşamadık, alamadık. Pazarlığımız olmadı. Daha önce sen deve kesmiş miydin? Kestim. Kestim. 8-10 sene oldu yani aşağı yukarı. Deve ayakta kesiliyor. Genel olarak ayakta kesilir deve. Sevgili izleyiciler, yaklaşılan Kurban Bayramı öncesi Sivas Belediyesi'ne ait Hayat Ağacı Gıda Bankası'nın vekalette kurban bağışı kampanyasını ve bu yöndeki çalışmalarını şu an stüdyomuzda bulunan Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Özaydın'la konuşacağız. Sayın Özaydın hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Evet efendim, artık günler çok yaklaştı. Evet. Ve hem kurban pazarında da hareketlilik var ama bağış yapmak isteyen kişilerin de bilgi sahibi olması gerekiyor, evet, değil mi? Doğru. Neler anlatacağız? Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii sözlerime başlamadan önce öncelikle Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. Bu münasebetle bizleri televizyon başında izleyen tüm kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. İzleme fırsatı bulamayan kardeşimiz olabilir. Onların da Kurban Bayramlarını kutluyorum. Ve yine sizin aracınızla İnşallah bu Kurban Bayramı bizlere büyük acıyla yaşatan bu terörün bitmesine vesile olur diyorum. Amin. Duamız bu yöndedir. Bu şekilde bir duayla sözlerime başlamak Buyurun istiyorum. Efendim. Malumunuz Hayat Ağacı Derneği evet. 2005 yılı itibaren vekaletle kurban kesmeyi sürdürüyor. Hı hı. Bu kurban vekaletle kurban kesme olayında tabii öncelikle fiyatın belirlenmesi gerekiyordu. Evet. Biz bu konuda bir çalışma yaptık komisyon Hı-hı. olarak. 800 TL olarak hisse başı belirledik. Evet. Vekaleten bizzat kendileri gelerek Hayat Ağacı Derneği'ne nakit para yatırabildikleri gibi evet. kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar, evet. 800 TL karşılığında isteyen kardeşlerimize 5 kilogram kemiksiz et vermeyi taahhüt ediyoruz. Hı hı. Ama bir kısım vatandaşlarımız et almak istemiyor. Onu da Sivas'ta bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını bizlerden talep ediyorlar. Ne güzel. Bu şekildeki Allah bağışlasın efendim, çalışmamız hı hı. Süratle devam ediyor. Tabii 15'inden sonra maaşlar alındığı için evet. hızlı bir artış gördük. Evet. Kurban hisselerinin alımında. İnşallah bu devam eder. Geçen yıl belki soracaksınız 1001 hisseyle kapattık. 1001 kişi bize hisse olmuştu. Evet. Bu sene hedefim 1050-1100 civarı diye düşünüyorum. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. İnşallah halkımızın teveccühüyle böyle bir rakamı yakalarım diye düşünüyorum. Peki efendim banka hesap numarası yine orada evet. yatırabiliyorlar değil mi? Tabii onu da ifade etmek istiyorum. Lütfen. Hayatder.org internet sitesiyle. Orada banka hesap numaramız var. Evet. Devlet bankalarda var, özel bankalarda var. Hı hı. İsteyen kardeşlerimiz bu hesap numaralarına 800 TL yatırıyor. Evet. Ve mutlaka bu çok önemli cep telefonlarını yazıyorlar. Çünkü bizim ilgili elemanlarımız bu kardeşlerimize bu telefonla ulaşıyor. Kurban vekaletten alıyorlar. Bu vekalet çok önemli. Onun için çok önemli. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunu bilmelerinde fayda var. Ayrıca 21 Eylül saat 17 itibariyle de bu süreyi kapatmak durumundayız. Çünkü evet. Hayvan temini zor olabilir, sıkıntıya düşebiliriz. Onun için de vekaletle kurban kesmek isteyen, özellikle Hayat Ağacı'nı tercih eden kardeşlerimizi bu tarihi hatırlatmak 21 Eylül gününe kadar bağışlarını evet, yapabilirler. Yapabilirler. Böylece hisselerini alabilirler ve biz de bu telefonlarla vekaletini alacağız ve bu şekilde onlara inşallah ulaşacağız. İnşallah efendim. Evet. Allah kabul etsin diyoruz evet. tabii bağışta bulunacaklar için. Tabii. Aynı zamanda Hayat Ağacı'na yine diğer bağışlarda verilebilir değil mi? Ondan yani, da biraz bahsedelim kısaca. Yalnız kurbanla ilgili evet. yine birkaç söylemek Lütfen. Durumundayım. Şimdi biz bu kurban etlerini
hissedarla hesap ettikten sonra veya almayan kardeşlerimiz olursa, biz 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi, engelli, özürlü, kim varsa, yani bizlerin listesini araştırmamıza göre uygun durumda bulunan, yani yardım etmemiz gereken ailelere biz 12 ay boyunca yardım ediyoruz. Biz kurban etlerini 1,5 kilogram, 2,5 kilogram şeklinde kablara yerle paketliyoruz ve bunları uygun şekilde soğutucuda bunları depoluyoruz ve 12 ay boyunca biz mağdur halkımıza, ihtiyaç sahibi halkımıza ulaştırıyoruz. Bu çok önemli. Onun için bir de şu çok önemli. Kurban alımında çok hassasız. Yani kurbanın hastalıklı olmaması açısından iki veterinerimiz var. Bunlarla anlaşma sağladık. Bir mal alımında bulunacak, birisi de hayvan kesimi anında bulunacak. Hastalıklı olmaması açısından çok önemli. Bunu veteriner, hekim kontrolünde yapıyoruz ki sağlıklı olsun. Bir de zaten kurban olabilmesi için bazı şartlar lazım keseceğimiz hayvanlarda. Evet. Onu da bu özellikle veteriner hekimle bildiği için, ayrıca yine 3 veya 4 arkadaşımız beraber bu alımda bulunuyorlar. Bu şekilde de sağlıklı bir kurban kesmenin yolunu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Peki, ve kesilen her kurban mutlaka telefonlarla kendilerine bildiriliyor. Bildiriliyor. Aynı zamanda bir şifre vereceğiz. Mesela bir hayvan 7 kişiye kesiliyorsa o şifreler, o kardeşimiz o şifreyle kendi hayvanını ve ismini orada okun zaman görecek. Bu da bir güven esası olması açısından önemli. Bir de hangi hayvanı kestiğini bizzat kendisi görmüş olacak. Bir de şunu söyleyeyim, isterse kurban kestiğimiz alana gelip kendi hayvanın başında bulunabilir, tek birini getirebilir. Bunu da özellikle önemsiyorum. Efendim Allah kabul etsin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Dölel TV'nin böyle bir haber programında bizi konuk etmesi bizim için de çok önemli. Çünkü vatandaşımıza sizler vasıtasıyla ulaşıyoruz. Bundan dolayı yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere tüm çalışanlarınızın da kurban bayramı kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim bir son cümle söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Ben özellikle son yıllarda mülteci de Sivas'ta aşağı 2500'ü buldu. Biz tabii mültecilere de yardım etme imkanını elde etmek için kurban hissine daha çok ihtiyacım var geçen yıllara. O yüzden oranla. Herkes onun için lütfen bağışlarını... Bunu düşünerek, yani Sivas'ta bulunan garip kurabayı düşünerek, mültecileri düşünerek bizleri tercih etmeleri uygun diye düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımla kurban bayramını kutluyorum. Size tekrar teşekkür ediyorum. Peki efendim, saygılar diliyoruz. Sivaslıların özlemle beklediği yüksek hızlı tren bir türlü tamamlanamadı. Ama tartışmaları sürüyor. Hızlı tren hattının üniversite tarafından geçmesine karşı çıkan taksi şoförleri, projenin bu haliyle vatandaşları mağdur edeceğini söylüyor. Son yıllarda artan yüksek hızlı tren yatırımları tüm illerde olduğu gibi Sivas'taki vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Sivas'ta yüksek hızlı trenin faaliyete geçeceği tarih sürekli ertelenirken yüksek hızlı trenin güzergahı da tartışma konusu oldu. Hızlı tren hattının üniversite tarafına yönlendirilmesine Sivas'ın farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Gar taksi durağı şoförleri de hızlı tren hattının altyapı çalışmalarının başlamasının ardından endişeye kapıldı. Taksi durağı çalışanları adına açıklamalarda bulunan taksici Necati Durmuş, hızlı tren hattının üniversite bölgesinde olmasına karşı çıktıklarını belirterek maliyet olarak vatandaşa zarar vereceğini söyledi. Bu hızlı trenin buradan gitmesine karşıyız. Karşı olmamızın sebebi, şimdi Cumhuriyet Üniversitesi'nin içinde bir yer tahsis etmişler duyduğumuz kadarıyla. Ama biz buradan 10 liraya götürdüğümüz yolcu ile mücadele ediyoruz. Tabii çantaları var, bilmem valizleri var. Oraya yarın gelen o trenden inen yolcu, 30 liraya gelen yolcu 40 liraya şehrin içine gelmek zorunda kalacaklar. Ama tren garibi eski yerine yapılsa bu sorun ortadan kalkar. Tren istasyonunun taşınmasıyla üniversite kampüsünün büyümesinin de önleneceğini savunan Durmuş, orada çalışan yaklaşık 4000 kişinin işinden olacağını da iddia etti. Üniversitenin yeri daralıyor. Şehri daraldırıyorlar tren garını. Buradan bu istasyonun kalkması 4000 kişi çalışıyorsa bunların kalkması demektir. Yarın
Sivas'tan kaldırdıkları askeriye dikime ve hangisi geri geldi de yarın buraya kalktı mıydı, nereye gelecek? Durmuş tren garının şehrin içinde olması sebebiyle gürültü yaptığını ifadenlere karşı da gar orada olunca üniversite öğrencileri için de gürültülü bir ortam olmayacak mı sorusunu yöneltti. Duyduğuma karşı gürültü yapıyormuş. Şimdiki trenlerin hiçbir tanesi gürültü yapmaz. Üniversiteye yapılırsa yarın orada talebeler ders çalışacak. Nasıl çalışacak bunlar? Nasıl imtihanlarına hazırlık yapacak? Oraya da gürültü yapacak bu tren gitti miydi? Bunlarla milleti oyalamak taktiğine gidiyorlar. Demek ki bunda bir rant var. Kimler tarafından yapılıyor onu da bilemiyoruz. Tren garının Sivas'ın tarihi binalarından olduğunu söyleyen Durmuş, yüksek hızlı tren içinde en uygun yerin mevcut bulunduğu yer olduğunu söyledi. Şuradaki binayı kaldıramayacağız çünkü tarihi bir bina. Yeri istimlak olunmuş, hazır güzel, Sivas'a en güzel faydalı yer bura bizim görüşümüzde. Yoksa bizim burada 10 lira yerine bana daha iyi olur. 50 liraya yolcu taşıyacağım. 40 liraya yolcu götüreceğim. Yarın da münakaşa edeceğiz. O yolcularla biz devamlı münakaşa edeceğiz. Televizyonumuzu ziyaret eden Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Nuri Er Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tarafsız yayıncılık anlayışından dolayı yönetim kurulu başkanımız Ersoy Yıldırım'a teşekkür etti. Ülke gündemini de değerlendiren Er Yıldız, terör olaylarının bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Nuri Er Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri televizyonumuzu ziyaret ederek ülke gündemini değerlendirdi. Gerek tepki göstermedi ya da akıllar etmedi. Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Er Yıldız ve beraberindeki heyet 4 Eylül TV Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Yıldırım'la bir süre görüşerek sohbet etti. Soru soruyorlar, adam 5 dakikada soruyu soruyor. Ziyaret esnasında yaptığı konuşmada ülke gündemini değerlendiren Er Yıldız, ülkemizde yaşanan terör olaylarının sona ermesi temennisinde bulundu. Ümit ediyorum ki ülkemizde yaşanan terör olayları bir an önce sona erer ve ülkemiz huzura, sükuna kavuşur. Sözlerinin devamında yazılı ve görsel basının önemine değinen Er Yıldız, 4 Eylül TV'ye tarafsız yayınından dolayı teşekkür ederek yayın hayatında başarılar diledi. Yazılı basın, gerekse görsel basın, toplumun bilinçlendirmesi anlamında, toplumun nabzını tutturması anlamında toplumun vicdanıdır. Bu anlamda 4 Eylül TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Ben tekrar 4 Eylül TV'ye bu tarafsız yayınından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sivas'ın yeni Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Zekeriya Çınar'dan görevi devraldı. Altınsoy ilimizden önce Manisa'da görev yapıyordu. Ulaş'taki arkadaşlarım el kaldırabilir mi? Zekeriya Çınar'ın görevden alınmasının ardından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Altınsoy görevine başladı. 1964 yılında Erzurum'da doğan Mustafa Altınsoy, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra işletme yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans eğitiminin ardından 1989 yılında Ankara'da öğretmenliğe başladı. Çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yapan Altınsoy, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak özel okullar bölümünün sorumluluğunu yürüttü. Bu tarihten sonra Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Altınsoy, son olarak Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne ağır darbe vurdu. Hava destekli operasyonda 32 terörist öldürüldü. Diyarbakır ve Siirt'te ise teröristler polise saldırdı. Şanlıurfa'da da çöplükten cephane çıktı. Hem havadan hem karadan güvenlik güçleri terör örgütüne ağır kayıplar verdirdi. PKK'ya yönelik operasyonların çerçevesi daha da genişletildi. Tunceli, Ovacık, Plümür, Erzincan arasında kalan kırsal bölgeyle Hakkari, Van ve Siirt operasyonlar başlatıldı. Çok sayıda askerin katıldığı operasyonlara helikopterler havadan destek verdi. Gün boyu terör örgütüne ait hedefler vuruldu. Tunceli-Erzincan arasındaki operasyonda 17, Van'da 1, Hakkari'de 5 ve Siirt'te 9 olmak üzere toplam 32 terörist öldürüldü. Diyarbakır'dan silah sesleri yükseldi. Bu kez hedef güvenlik güçleriydi. Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda büyük darbe alan teröristler eylemlerini Bağlar ilçesine kaydırdı. Barikat kuran teröristler polise uzun namlulu silahla saldırdı. Polis karşılık verince çatışma çıktı. Ekipler grubu gaz bombasıyla dağıttı. Bazı mahallelerde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Sokaklara zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Teröristler Silvan ilçesinde de itfaiye aracına saldırdı. Araç ateşe verildi. Alev alev yanan itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi. Siirt'te teröristler polis aracına hedef aldı. Maskeli grup ekiplere önce molotoflarla saldırdı.
polis müdahale etti. Grup içindeki teröristlere polis ateş açtı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ise çöpte küçük bir cephane bulundu. Bomba düzeneğini fark eden işçi polise haber verdi. Çöplük güvenlik çemberine alındı. 7'si küçük, 1'i büyük olmak üzere 8 adet el yapımı bomba düzeneği ile geçirildi. İlçede önlemlerini artıran polis patlayıcı yerleştirenleri arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan terör olaylarını değerlendirdi. PKK'nın dış güçler tarafından desteklediğini söyledi. Yerli işbirlikçilere dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yaptığı saldırılar ve mülteci sorunu da vardı. Ankara, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştü. Türkiye'nin hassasiyetini iletti. İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi kutsal mekanı Mescid-i Aksa'da yaptığı saygısızlığı, sergilediği vandallığı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bu bölgeye yönelik saldırılar sadece Kudüs'te değil, tüm dünyada farklı dinlere mensup, özellikle farklı inançların mensubu insanlar arasında barışı, huzuru, hoşgörüyü zedeleyen sonuçlar doğurma potansiyelini taşıyor. İsrail devletini ve tutumlarıyla onu destekleyen, ona cesaret veren tüm ülkeleri tarih önünde bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum. Erdoğan-Merkel görüşmesinde Avrupa kapılarına dayanan mültecilerin dramı da ele alındı. Cumhurbaşkanı Avrupa ülkelerinden yükün paylaşılmasını istedi. Merkel de Almanya'nın yıl sonuna kadar 1 milyon mülteci alacağını söyledi. Avrupa'daki dostlarımız bir defa şundan emin olması lazım. Sınırlarına gelen insanların nihai hedefi onların ülkeleri değildir. Biz bunu görüyoruz. Bu insanlar aslında kendi vatanlarına, kendi ülkelerine kavuşmak istiyorlar. Ama kendi ülkeleri onlar için yaşanması mümkün olmayan bir hale gelmiş durumda. Mülteci sorununun çözümü kapıları bu insanlara kapatmaktan, sınırlara tel örgüler, duvarlar çekmekten geçmiyor. Görüşmede PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri de ele alındı. Merkel terör örgütüne karşı her türlü işbirliğine açık olduklarını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan örgütün tek hedefinin Türkiye'yi bölmek olduğunu vurguladı. Yapılan eylemlerin, verilen demeçlerin, atılan manşetlerin, yazılan köşe yazılarının, sosyal medyada kesintisiz yürütülen manipülasyonların tek hedefi Türkiye'de bir toplumsal çatışmanın zeminini oluşturmaktır. Ben bugünkü önemli bu toplantıdan sadece ülkeme, halkıma değil, tüm dünyaya sesleniyorum. Türkiye'yi bölmek, bu milleti parçalamak size ne kazandıracaktır? Bu bölgede Türkiye aslında barışın teminatıdır. Mağdurların, mazlumların dayandığı en önemli kapıdır. Ama attığınız her adım boş kalacaktır, bunu bilin. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası obusmanlık sempozyumunda konuştu. Terörün iç ve dış desteklerine dikkat çekti. Bakınız, teröristlerden öldürülenlere bu ülkede merasim yapılıyor. Ve terör örgütünün bayrağının sarıldığı o terörist cesetlerini sivil vatandaşmış gibi göstermek suretiyle bunu sosyal medyada bakıyorsunuz bütün dünyaya yansıtıyorlar. Ve buna tabii içeriden ciddi destekler veriliyor. Cumhurbaşkanı, Türk milletinin oynanan oyunu gördüğünü söyledi. Toplumsal olaylara karşı sağduyu çağrısı yaptı. Devlet, hiçbir masum insanın burnu dahi kanamasın, en küçük bir mağduriyet dahi yaşanmasın diye hassasiyet gösteriyor, mutedil davranıyor. Çünkü bu sıkıntılar gelip geçecek ve biz bu coğrafyada yine kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. AK Parti 1 Kasım seçimine sosyal projelerle gidecek. Seçim beyannamesinde gençler, kadınlar ve emekliler ön plana çıkarıldı. Her eve bir sigortalı, emeklilere zam, kadınlara yardım, seçim vaatleri arasında. Beyanname hafta başında açıklanacak.
Yönetim kadrolarını yenileyen AK Parti, 1 Kasım seçimlerine odaklandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki üst komisyon, milletvekili aday listelerine son şeklini verirken bir yandan da seçim beyannamesi hazırlıyor. Beyannamede yeni anayasa, çözüm süreci ve yargı reformu yer alıyor. Programın en önemli bölümünü ise sosyal projeler oluşturuyor. Buna göre üniversite mezunu gençlere iş buluncaya kadar maaş verilecek. Her evde bir sigortalı projesi hayata geçecek. Gençlere ücretsiz internet erişimi sağlanacak. Esnek çalışma modeli yenilenecek. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları esnetilecek. Emeklilerin 1000 lirayla 1100 lira arasındaki maaşları 1100 liraya tamamlanacak. 1100 liranın üstündekilere ise aylık 150 lira zam yapılacak. 1000 ile 1100 arasını 1100'e tamamladık. 1100'ün üstü de normal artıştan istifade etmişti. Şimdi yeni yaklaşımımızla bu 1000 ile 1100 arasında yine 100'e tamamlama ve 1100'ün üstünü de seyyanen yine bu yıllık 1200 liralık ek seyyanen artıştan istifade ettirmek istiyoruz. Aile Sosyal Destek Programı aktif olarak devreye girecek. Dar gelirli aileler hem destek alacak hem de istihdama katılacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınlarla evde çalışan kadınlar da sosyal güvenceye kavuşacak. AK Parti'nin seçim beyannamesi 21 Eylül'de Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanacak. Herkesin, herkesimin sloganıyla yola çıkarak 1 Şubat'ta aktif yayın hayatına başlayan 4 Eylül TV, yeni yayın döneminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve yönetim kurulu üyeleri bugün televizyonumuzu ziyaret ettiler. Hayırlı olsun temennisinde bulunan Çetindağ, başarılı yayınından ve başarılı ekibinden dolayı 4 Eylül TV Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Yıldırım'ı tebrik etti. Yeni yayın dönemine başlayan 4 Eylül TV konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Önce ben sana baştan teşekkür ederim. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ ve Yönetim Kurulu üyeleri 4 Eylül TV Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Yıldırım'la görüşerek bir süre sohbet etti. Çok bir şey yok. Bunların aslında sorunlar mı? Siz bir gün oturup çalışsanız yani devletin buradaki eksikliklerini... Hayırlı olsun temennisinde bulunan Çetindağ, Şubat ayında aktif yayın hayatına başlayan 4 Eylül TV'nin kaliteli bir yayın politikası izlediğini söyledi. Kaliteli bir yayın, kaliteli bir yayın kuruluşunun olduğunu gerçekten Sivas'ta ispatladı. Biz istiyoruz ki Sivas'ımızda böyle kaliteli televizyonlarımızın, yerel televizyonların olması ve Sivas'ımızın sıkıntılarını gündeme getirmesinde diğer televizyonlarla beraber de bir yarış, kalite yarışına çıkılması. Bunu da 4 Eylül TV'miz gerçekten güzel yaptı. Ben özellikle burada yönetim kurulu başkanımız Ersoy Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çetin de ayrıca kanalımızın ismine de dikkat çekerek yeni yayın döneminde de aynı başarıyla devam etmesini istediğini belirtti. Özellikle de seçilmiştir. Ben ondan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in temeli atıldığı 4 Eylül'deki o ismin verilmesinden dolayı da ayrıca de teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni daha önümüzdeki yayın hayatında da çok başarılar diliyorum. Gelen yönetim kurulu başkanımıza bir daha teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kurduğu ekipten dolayı, bu yayınından dolayı ve Sivas'ımıza verdiği bu güzellikten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep böyle güzel, ilkeli, dürüst o yayınlarına devam eder. Görünüş de ona gidiyor. Biz böyle bir ziyaretimize geldik. İnşallah bundan sonra ziyaretlerimiz olacak. Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyer köyünde iddiaya göre eltiler arasında dedikodu nedeniyle başlayan ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyer köyünde iddiaya göre eltiler arasında dedikodu nedeniyle başlayan ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay saat 19.30 sıralarında Sarıyer köyünde meydana geldi. Mevlüde Poyraz'la eltisi Güler Poyraz arasında iddiaya göre dedikodu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya bir süre sonra ailenin diğer bireyleri de dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güler Poyraz'ın eşi Enver Poyraz, kendisine ait pompalı tüfekle Mevlüde Poyraz ve eşi Abdullah Poyraz'ı yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar Recep Poyraz ve Şifa Poyraz'a da isabet etti. Olayda her ikisi de sol bacağından vurulan Abdullah ve Mevlüde Poyraz çifti numune hastanesinde tedavi alındı. Tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından yaralanan Recep ve kasığından yaralanan Şifa Poyraz ise Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın şüphelisi Ömer Poyraz jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2015 yılı Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'ndan 18 madalya ile dönen Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi Model Uçak Dünya Şampiyonu Yalçın Olgun ağırladı. Deneyimlerini Sivas'taki model uçak tutkunları ile paylaşan Olgun, Ekim ayında Türkiye Model Uçak Serbest Uçuş Anadolu Kupası World Kupası yarışmasına katılacak ekibe moral verdi. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde temsil eden Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanlığı 3-4 Ekim'de düzenlenecek olan Türkiye Model Uçak Serbest Uçuş Anadolu Kupası World Kupa yarışmasına hazırlanıyor. Türkiye Model Uçak Şampiyonu Yalçın Olgun, Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şu kadar gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. Ziyarette dereceye giren öğrencilere tebrik eden Olgun, burada öğrencilere model uçak yapımı hakkında bilgi verdi. Aynı yönde gene şey yapabiliriz. Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanlığı ise Türkiye şampiyonu Yalçın Olgun'a teşekkür belgesi takdim etti. Çok naziksiniz. Çok önemli bir şey bu. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas'a geldiniz. Birikiminizi, 40 yıllık birikiminizi bizim arkadaşlarımızla paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli. Çok uzun yıllardır Sivas'tan gelen arkadaşlar gibi coşkulu bir kalabalığı sahalarda görmemiştik. Model uçağın planör dalında yaklaşık 40 yıldır uğraş veren, model uçağı hem üretip hem de onunla yarışmanın çok farklı bir duygu olduğunu kaydetti. Model uçak serbest uçuşun inceliklerini anlatan Olgun, serbest uçuş milli takımı olarak dünyada çok iyi derecelere sahip olduklarını ifade etti. Ve her gittiğimiz yarışmada bizi tanıyorlar ve birlikte çok iyi dostluklarımız oluştu yurt dışında da. İyi dereceler de aldık. Yeni Mahalle Gençlik Merkezi F1A planör takımı olarak 3 kişiden oluşuyoruz ve her üçümüzün de birer tane Dünya Kupası birinciliği var, ikinciliklerimiz var. Yani iyi bir yerdeyiz şu anda. Biz de yurt dışına gittiğimizde bir sürü bir şey öğrendik. Kendi içimizde tutup bu işi bitirmek niyetinde değiliz. Bilgi ve becerilerimizi, öğrendiklerimizi işte buradaki güzel arkadaşlarımızla beraber paylaşacağız. Sivas'ın Gürün ilçesinde mobilyaların arasına gizlenmiş 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kaçak sigaralara el konuldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü ve asayiş uygulaması esnasında Kayseri istikametine gitmekte olan İYİ yönetimindeki mobilya yüklü araç durduruldu. Sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesinden dolayı araç üzerinde yapılan detaylı arama neticesinde mobilyaların arasına gizlenmiş 10 bin paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kaçak sigaralara el konuldu. Sivas'ta bonzai koma sonucu 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddesi ticareti yapmak, imal ve ticaretin aracılık etmek iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. 5 Eylül günü Kılavuz Mahallesi 2. Sokak'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yanında istinat duvarının bitişindeki ağaçların dibinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Yavuz Santor'un ölü olarak bulundu. Bonzai komasından öldüğü belirlenen gencin ardından polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla daha önce hakkında işlem yapılan 28 şüphelinin ifadeleri alındı. Bu ifadeler doğrultusunda harekete geçen ekipler belirledikleri adreslere operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak, imal ve ticaretin aracılık etme iddiasıyla Sivas'ta 9, İstanbul ve Antalya'da ise birer kişi olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 30 gram bonzai maddesiyle İçiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguların ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan 5 Eylül'de ölen Yavuz Santor'una bonzai maddesi temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan BS'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kayseri'de paralel devlet yapılanması soruşturma kapsamında Melikşah Üniversitesi'ne düzenlenen operasyonda 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı.
Kayseri polisi soruşturma kapsamında bu sabah Melihşah Üniversitesi'ne operasyon düzenledi. Üniversitedeki bazı belgelere el konuldu. Operasyonu Melihşah Üniversitesi'nin genişleme alanında bulunan ev ve arsa sahiplerinin şikayeti üzerine nitelikli ve örgütlü yağma suçlamasıyla başlatıldığı belirtiliyor. Operasyon kapsamında üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi emniyette ifade veriyor. Sevgili izleyenlerimiz, önce hava durumu arkasından para piyasalarıyla haberlerimize devam ediyoruz. Salih Oğulları hava durumunu sunar. Sevgili izleyenlerimiz, günün gelişmeleriyle 4 Eylül TV ana haberde karşınızda olduk. Ben Hakan Bakar. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.